Merhaba gençler, Dershane Burada'ya hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle Türkçe dersinde cümlede anlamın çıkmış sorularına bakacağız. Bakalım bize ne sormuşlar, ne için hazırlanıyoruz, cümlede anlamı çalışırken nelerle karşılaşacağız? Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. 2020'nin çıkmış sorusu, hemen bakalım neymiş? Önce soruyu okuyoruz. Ne demiş? Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Cümlelere bakalım hemen. Kartaltepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Tamam. Kartaltepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Yoğun ziyaretçi akınına uğruyormuş. 1606 metre yüksekliğindeki bir tepenin zirvesinin altında kurulmuş. Bunu ikisini birleştirmemizi istiyor. Bizden doğru şekilde birleştirilmişi bulmamızı istiyor. Hemen bakalım. Kartaltepe Kayak Merkezi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kış aylarında kurulmuştur. Kartaltepe Kayak Merkezi kış aylarında mı kurulmuş? Hayır, kış aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. O yüzden bunu eledik. Yani kurulduğu zaman kış ayı değil. Bu iki cümlede bundan bahsetmiyor. Devam ediyoruz. Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartaltepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Ziyaretçi akınına Kartaltepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulmuştur. Bu bir kalsın bakalım. Çünkü verdiği bilgilerin hepsinden bahsediyor. Yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartaltepe Kayak Merkezi kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Sanki bizim dediklerimize daha uygun olan C şıkkı, ama devam edelim bakmaya. Bir tepenin zirvesinin altında kurulan Kartaltepe Kayak Merkezi yüksekliği 1606 metre olduğundan kış aylarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Bu hiç değil, çünkü yüksekliği 1606 metre de değil. O 1606 metre olan bir tepenin altında kurulmuş. B'de neydi bakalım? C ile B arasında kaldık. Yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Kartaltepe Kayak Merkezi kış aylarında yüksekliği 1606 metre olan bir tepenin zirvesinin altı. Kış aylarında 1606 metre olan bir tepe. Yani kış aylarında 1606 metre oluyormuş o tepe. Böyle söylüyor. Öyle mi yani? Kış yaza göre tepenin yüksekliği değişir mi? Hayır, değişmez. Bu değil. Yani cevabımız Ceyhan. Benim yaptığım gibi tekrar tekrar okumak zorunda olabilirsiniz. Ama ben ne yaptım? Birazcık daha seri okudum. Sizin de soruları bu şekilde seri okumanız için yapmanız gereken şey maalesef kitap okuyarak oluyor. Böyle hani tak bir tekniği var, şöyle bir formülü var, hemen hızlı okuyayım. Böyle bir şey yok. Hızlı okumak için kitap okuyacağız. Tek yapabileceğimiz şey bu. Ve çok soru çözeceğiz tabii ki. Çok kitap okuyacağız mı? Çok da soru çözeceğiz. 1-2020 sorusu daha. Hemen bakalım neymiş? Bu metinde sanatçının "Evet, benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu cümleyle ne anlatmak istemiş bakalım. Bir sanatçıya gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında gazetecinin biri "Efendim, uzun süredir yeni bir eser vermiyorsunuz. Yoksa düşüncelerinizin üzerine kar mı yağdı?" diye sordu. Bunun üzerine sanatçı "Kışın yağan kar toprağı örterek bitkileri şiddetli soğuktan korur. Toprağın altındaki bitki ve hayvanlar ilkbahara hazırlanır. Karlar eridiğinde tüm canlılıklarıyla hayatlarına devam eder. Evet, benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı" şeklinde cevap verdi. Benim düşüncelerimin üzerine kar yağdı dediği zaman bunun üzerine ne söylüyor? Evet, kar yağdı ama karın altında kalanlar ilkbahara hazırlık yapıyorlar aslında. Kendilerini saklıyorlar demek istedi. Bakalım hangi şıkta buna uygun bir şey vermiş. Sanatçılar ürettikçe var olur. Bu yüzden her zaman ortaya koyacakları bir eserleri olmalıdır. Bunu demek istemiyor değil mi? Daha demin konuştuğumuzu tam olarak karşılamıyor bu. Eser üretmekte zorlanan sanatçılar sanat güçlerini gittikçe kaybederler. Hayır, bununla da alakası yok. Demin söylediğimizle bir alakası yok. Sanatçılar verimsiz bir dönemde gibi görünseler de yeni eserler için zihinlerine hazırlık yaparlar. Bununla alakası var mı? Tabii ki var. Çünkü ne dedik? İlkbahara hazırlık yaparlar. İlkbahar yani ileriki bir dönem, üretken bir döneme hazırlık yaparlar demiştik. Cevabımız Ceyhan. Ama D şıkkını da her zaman okuyalım. Bütün şıkları tek tek okuyun. Bu bir zaman kazancı değildir. Cevabı bulduğunuz diğer şıkları okumayın. Bu bir kazanç değildir. Bu çok büyük bir risktir. Ancak böyle son iki sorunuz kalmıştır, zamanınız yetişmemiştir, o zaman alacağınız bir risktir sadece. Hepsini her zaman okuyun. Düşünce kısırlığı çeken sanatçılar düşüncelerini zenginleştirmek için çok iyi gözlem yapmalıdır. Alakası var mı? Hayır, tabii ki de alakası yok. Cevabımız Ceyhan.
İşte bu kadar kolay. Bu arada bunların hepsi, tekrar hatırlatıyorum, çıkmış soru. Çıkmış sorular bu kadar kolay. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ön yargılı bir tutumdan söz edilemez? Soru köküne işte çok önemli. Soru köküne çok dikkat etmemiz lazım. Söz edilemez demiş. Ön yargılı bir tutumdan. Yukarıda bilgi vermiş ön yargı ile ilgili herhalde. Hemen bakalım. Ön yargı kişinin bir kimseye veya bir şeyle ilgili peşinen vardığı olumlu veya olumsuz tutumların tümüdür. Yani bir konu hakkında fikrimiz yok ama bir konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ve bize bahsediliyor. O konuyla ilgili hemen aklımızda ilk oluşan şey aslında ön yargıdır. Çünkü konunun tamamını ya da kişinin tamamını bilmemiz gerekir bir yargıya varabilmemiz için aslında. Ama ilk böyle oluşan şey, kafamızda oluşan şey bir ön yargıdır. Emanete hıyanet olmaz. Burada ön yargı ile ilgili bir şey var mı? Emanet edilen şeye ihanet edilmez. Yani kötü bir şey yapılmaz gibi bir anlam var. Burada ön yargı anlamı yok. O zaman işaretimizi koyup okumaya devam ediyoruz. Kişi arkadaşından bellidir. Bu ne demek? Bir kişi arkadaşı nasılsa o da onun gibidir muhtemelen. Yani ne oldu? Ben bir kişiyi arkadaşıyla yargıladım. Kişiyi tanımadan daha bir yargıda bulundum. Bu bir ön yargıdır. O zaman günah eledik. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Bir kişinin 70 yaşındaki yani ileri yaştaki hali için ne yapmış oldum? Günümüzdeki halini tahminlerde bulundum. Bilmiyorum çünkü gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Ama kendi kafamda oluşturduğum şeyi oraya onun fikrine yansıtmaya çalıştım. Yaptığım şey yanlış. Bu bir ön yargıdır. O yüzden bunu da eledik. Çok havlayan köpek ısırmaz. Çok havlayan köpek ısırmaz mı? Yani çok havlayan bir köpeği gördüğümüz zaman ısırmıyorsa diğerleri de ısırmaz mı? Emin miyiz? Hayır, tabii ki de değiliz. Bu da bir ön yargıdır. O yüzden bunu da eledik. Yani cevabımız Adana. Bakın 2019'da çıkmış bir soru bu. Bu kadar kolay çıkmış sorular. Çıkmış sorulardan asla korkmayacağız. Konuyu bilmeniz, konuyu biraz bilmeniz ve çok soru çözmeniz yeterli. LGS yapmanız için yeterli. Şimdi ne demiş bakalım? Bu cümleyi dile getiren kişi aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Yani kişi için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Ne demiş bakalım bu kişi? Anadolu'yu köy köy dolaşmış bir gezgin olarak Maçka'yı her zaman özlerim. Tamam. Güzel. Ne demiş bakalım? Kesin olarak bu kişiyle ilgili ne diyebiliyoruz? Anadolu'da en son Maçka'yı gezmiştir. Yani en son gezdiğine dair bir şey var mı? Maçka'yı gezmiş, Maçka'yı özlemiş ama en son mu gezmiş? Hayır, böyle bir şey yok. Anadolu'nun dışında başka bir yer dolaşmamıştır. Yani Anadolu'yu köy köy dolaşmış bir gezgin olabilir ama daha öncesinde başka bir yerde gezmiş olabilir. Bu bilgiyi buradan çıkaramayız. O yüzden bunu da eledik. Gezdiği yerler içinde aklında sadece Maçka kalmıştır. Öyle mi? Yani sadece Maçka'yı hatırlarım deseydi evet sadece Maçka aklında kalmıştır diyecek ama Maçka'yı her zaman özlerim. Ya yani özlüyormuş olabilir. Herkes bir şeyleri özleyebilir ama özlediği şeyler dışındakileri unutuyor mu? Aklından gidiyor mu? Hayır, onları da biliyoruz. Yani o yüzden Ceyhan da değil. Maçka'yı tekrar görmek istemektedir. Evet, Maçka'yı tekrar görmek istemektedir. Bu kesindir. Özlemek demek bir şeyi tekrar yaşamak ya da tekrar görmek istemektir. Yani cevabımız Denizli. Bu kadar kolay. Bu tarz sorularda bu cümleyi dile getiren kişi için ya da yukarıdaki parça ile ilgili yukarıdaki parçadan diye sorduğu zaman özellikle Türkçe için konuşuyorum bu arada. Diğer bütün bildiğimizi genel kültür olarak bildiklerimizi unutup sadece soruda verilen cümle ya da parçaya odaklanmamız gerekiyor. Biz bunu yapmadığımız zaman kafamız karışabilir. Kendi yargılarımız bize kendimize kalması gerekiyor. Bize ne verdiyse biz onu uygulamalıyız sorularda. Çünkü neden? Anadolu'yu köy köy dolaşmış bir gezgin olarak Maçka'yı her zaman özlerim. Yani başka yerleri de gezmiş olabilir, olmaya da bilir. Biz bunu bilemeyiz. Ama olabilir de olmayabilir de. Kesin mi bu bilgi? Değil. Burada kesin olarak sormuş. O zaman bunu eleyeceğiz. Soruna verdiyse ona bakacağız sadece. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? Koşul anlamı ne ile sağlıyorduk? Sağ bulunurdu. Örnekleri nasıldı? Ödevlerini bitirirsen oyun oynayabilirsin. Yemeğini bitirirsen tatlı yiyebilirsin. Yani bir eylemin yapılması bir önceki eylemin bitmesine ya da yapılmasına bağlıydı. Bakalım hangi cümlede numara alınmış, hangi cümlede var bu? Japonya uzay çöplerini temizlemek için ürettiği
metalik örgü ağını uluslararası uzay istasyonuna ulaştırdı. Burada var mı? Yok. Yani devam edelim. 700 metrelik bu devasa ağ bir Japon balık ağı üreticisi tarafından tasarlandı. Tamam, tasarlanmış. Yani burada da bir koşul cümlesi yok. Koşul anlamı yok daha doğrusu. Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük metal uzay çöplerinden temizleyecek. Tamam, temizleyecek. Yani burada da bir koşul anlamı yok. Koşul anlamı olsaydı nasıl olurdu? Balık ağı gibi, eğer bu balık ağı gibi materyal üretilirse dünyamızın çevresi metal çöplerinden temizlenecek. Mesela bu koşul anlamı olurdu. Ama bu üçünde de yok. Dördüncüde var demek ki. Bakalım var mı? Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olması durumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek. Şimdi bakalım. Küçük robot araçlar üretilmesi için ne olması gerekiyormuş? Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olması gerekiyormuş. Eğer bu denemeler başarılı olmazsa küçük robot araçlar üretilmeyecekmiş. Ödevini yapmazsan oyun oynayamazsın. Denemeler başarılı olmazsa küçük robotları üretmeyecekler. Demek ki bir koşula bağlı değil mi? Evet, bağlı. Yani dördüncü öncül, yani Denizli, doğru cevabımız. Devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Şimdi bakalım, aynı yönde bir şeyler söylemesi gerekiyor. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri çok fazla mutluluk beklemektir. Tamam. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri çok fazla mutluluk beklemektir. İkiye geçelim. Mutluluk öyle bir servettir ki bölüştükçe çoğalır. Güzel. Yani 1 ile 2 arasında bir anlamca birbirine yakınlık var mı? Yok. Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz. İnsan en azla yetindiği zaman mutludur. İnsan en azla yetindiği zaman mutludur. Elinde az bir şey de olsa mutlu olacak. Yani büyük şeyler beklememesi gerekir değil mi? Azla yetinen insanın büyük şeyler aklında olmaması gerekir. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri de çok fazla mutluluk beklemektir. Sanki 1 ile 4 bir anlam bağlantısı varmış gibi. Yani diyor ki az olan şey de bana yeterli. 4'te onu diyor. Diri de diyor ki çok büyük şeyler beklemek mutsuz ediyor insanı. Yani az mutlu eder diyor. Bu da ikisi de aslında anlam olarak birbirine yakın. Aynı demiyorum, yakın. O yüzden 1 ile 4 Bursa cevabımız doğru cevap. Hemen devam ediyoruz. Bu metindeki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi parçaya hemen bakalım. Peki hocam, ya altı çizili cümleyi söylemiş sadece. Niye altı çizili cümleyi okumuyoruz? Sadece onu okumuyoruz. Cümlenin verdiği anlamı anlayabilmemiz için parçanın tamamına bakmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir şeyleri eksik okumanın size getireceği bir kazanç pek yok. Yani ben hocam işte parçayı okumuyorum, sadece cümleyi okuyarak işte çözüyorum soruyu, niye boşuna uğraşıyoruz? Boşuna uğraşmıyoruz. Çünkü bir kere doğru çıkar, iki kere doğru çıkar, dördüncü, beşinci de doğru çıkmayabilir. Biz burada emin olarak doğru yapmak istiyoruz. Kesinlikle doğru yapmak istiyoruz. Şansa doğru tutturmaya çalışmıyoruz kesinlikle. Şimdi okuyalım parçayı. Büyük yazarlar eserlerini okurlarına emanet bırakarak ayrılırlar dünyadan. Varlıklarını eserlerinden yükselen sesleriyle sürdürürler. Asırları aşan bir eser her okunuştan yeni anlamlar kazanır, olgunlaşır, daha da büyür. Bir fidansa ağaca, ağaçsa ormana dönüşür zamanla. Bir fidansa ağaca, bir ağaçsa ormana dönüşür zamanla. Yani gittikçe genişler ve büyür. Ne anlatılmak istemiş burada? Uzun yıllar elden düşmeyen eserlerin çok değerli olduğu. Biz burada bunu mu anlattık? Uzun yıllar elden düşmeyen, yani uzun zamanlar boyunca okunan, yani okurlara uzun süreliğine emanet edilen, belki diyelim buna, bir yakın anlam var. Edebi eserleri farklı bakış açılarıyla değerlendirmek gerekli diye. Hayır, burada bundan bahsetmiyor. Devam edelim. Bazı eserlerin anlatmak istediklerinin sonradan anlaşıldığı. Sonradan anlaşılmak değil. Yani zaten anlaşılıyordu ama zaman geçtikçe daha da böyle herkese yeni anlamlar kazandırıyormuş. Okundukça daha yeni anlamlar kazandırıyormuş. Yani sonradan anlaşılma değil de anlamı, çıkarılan anlam daha da genişliyormuş. Yani bu da değil.
Eserlerin okurun elinde gün geçtikçe gelişip zenginleştiği. Şimdi eserlerin okurun elinde gün geçtikçe gelişip zenginleştiği. Bir de ne vardı? A şıkkımız vardı. Buna da işaret koyalım. Uzun yıllar elden düşmeyen eserlerin çok değerli olduğu. Bu iki cümle birbirine bu soru için fazlasıyla yakın. Peki niye birini seçeceğiz, diğeri olmaz? Ne demiş altı çizili cümlede? Bir fidansa ağaca, arsa ormana dönüşür zamanla. Bunu ne için söylüyordu? Eser için söylüyordu. Yani eserin değeri artıyordu, genişliyordu, büyüyordu değeri. Değerinin büyüdüğünden bahsetmemiz gerekiyor. Uzun yıllar elden düşmeyen eserlerin çok değerli olduğu. Yani bir şey, bir eser uzun yıllar okuyucunun elinden düşmüyorsa çok değerliymiş diyor A'da. Ama D'de ise eserlerin okulun elinde gün geçtikçe gelişip zenginleştiği, gün geçtikçe daha da büyüyormuş. Yani bir fidansa ağaca, ağırsa ormana dönüşüyor. Gün geçtikçe büyüyor. Yani o yüzden cevabımız Denizli. Adana değil. Adana neden? Çünkü Adana ne diyor? Uzun yıllar elde kalıyorsa bu değerlidir diyor. Değeri artıyor da azalıyor demiyor. Ama Denizli'de bir artıştan bahsediyor. Hemen devam ediyoruz. Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? İnsan dar yerde geniş düşünemez derler. Her kim söylediyse doğru söylemiş. Belki de beton yapılar içinde renkli oyuncaklarla oynayan insanın hayal dünyası bu yüzden zengin değildir. Şimdi tonlamadan da aslında biraz belki çıkarabilmişsinizdir hemen. Her kim söylediyse doğru söylemiş. Birini ne yapıyoruz biz burada? Her kim söylese doğru söylemiş. Yani bunu her şey için uygulayabiliriz. İşte patates çok güzel bir sebzedir. Her kim söylediyse doğru söylemiş. Elma en sevilen sebzedir. Her kim söylediyse doğru söylemiş. Ben burada ne yapıyorum? Onaylama yapıyorum. Birinin fikrini ne yapıyorum? Onayladım. Ya karşılaştırma mı yaptım? Hayır. Kim söylese iyi demiş dedim. Önerimi yaptım? Hayır. Onun söylediği, onun önerdiği şeyi ben kabul ettim yani. Onayladım. Beklentimi, beklentiyle alakası yok. Onaylama. İşte bu kadar. Devam ediyoruz. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır? Yani bir cümle olacak. Ondan önce gelen cümlenin gerekçesi olacak. Sonraki cümle. Bakalım hangi cümle? Çevremizde birçok ağaç var. Diş budak, meşe, yalancı akasya, ıhlamur, elma, erik, kiraz bunlardan bazıları. Bu ağaçları özellikle sonbaharda incelemek ilginç olabilir. Sonbaharda ağaçlar rengarenktir çünkü. Bu renk cümbüşü doğayı keşfetmesi için insanı içine çeker. Şimdi bir baktığımız zaman gerekçesi olması gerekiyor. Burada dikkatinizi çekmiştir. Bu ağaçları özellikle sonbaharda incelemek ilginç olabilir. Sonbaharda ağaçlar rengarenktir çünkü. Yani bu ağaçları incelemek niye ilginç oluyormuş? Çünkü ağaçlar rengarenkmiş sonbaharda. Yani ağaçları incelememin gerekçesi neymiş? Sonbaharda ağaçların rengarenk olmasıymış. Gerekçe neymiş yani? Hangi cümle oldu burada numara olarak? Sonbaharda ağaçlar rengarenktir çünkü. Hop dördüncü. Bu arada numara almış cümlelerde bazen öğrencilerin çok diyorum bunu yaptığını. Hocam ben bu cümleyi dördüncüyü bir önceki cümle zannettim gibi olabiliyor. Gençler önce numarayı verirler sonra cümleyi yazarlar. Cümleyi yazıp numara vermezler. Numara başta cümle sonra. Numara başta cümle sonra. Yani kafanız karışmasın. Numarayı gördükten sonra gelen cümle onun cümlenin numarası. Sakın karıştırmayın. Yani bile bile doğru yapmış olursunuz. Sadece dikkat dağıldığından dolayı aslında bilgiyi biliyorsunuz, konuyu biliyorsunuz ama yanlış olabilir. Aman dikkat. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle anlamca çelişir? Bakalım. Düşünce şüpheyle başlar. Kendisine zıt olanlarla çelişir. Bu yüzden zıt düşüncelere kulaklarımızı tıkamak düşünce ufkumuzu yok eder. Yani diyor ki düşüncelere açık olacağız ki ufkumuz genişlesin. Kulaklarımızı tıkamamamız lazım dış dünyaya demiş. Bu cümleyle çelişen bir şey bulacağız. Yani zıt olan bir şey bulacağız. Farklı görüşler düşüncenin olgunlaşmasını sağlar. Bu bizle beraber bir şey söyledim, paralel bir şey söylüyor. Farklı şeyleri duymamız lazım diyor burada. O yüzden bu değil. Biz çelişen bir şey arıyoruz. Düşüncelerine körü körüne bağlananlar yenileşmeye kapalıdır. Düşüncelerine körü körü bağlananlar, yani dışarıdan gelenleri duymayanlar, körü körüne tek bir şeye bağlananlar yenileşmeye kapalıdır. Kapalı mıdır? Evet kapalıdır. Yani bu cümleye göre konuşuyorum hala. Bunlar kendi fikirlerim değil. Burada verilen
cümlelere bakıyorum. Gelişime açık olmak için sabit fikirlerden sakınmak gerekir. Sabit fikir dediğimiz ne? Bir şeye körü körüne bağlı kalmak sabit fikir. Gelişmeye açık olmak için bundan uzaklaşmamız gerekir. Bu cümlede öyle mi diyor? Evet öyle diyor. O yüzden bunu da eledik. Karşıt görüşler ilerlemenin önündeki en büyük engeldir. Burada ne diyor? Dışarıdaki karşıt görüşler benim ilerlememdeki en büyük engelmiş. Öyle mi? Bu cümleye göre değil, yukarıdaki cümleye göre değil. Yukarıdaki cümle diyordu, dışarıdaki düşünce zıt da olsa ben bunu kabul edip bununla böyle gelişmeliyim. Bunları kabul edip böyle ilerlemeliyim diyordu. Yani o yüzden Denizli şıkkı tamamıyla yukarıdaki cümlenin tersini söylemekte. Ve son sorumuza geldik. Ne demiş? Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Amaç-sonuç ilişkisi. Biz sebep-sonuç ve amaç-sonuç genelde en çok karıştırılan bunlardı. Biz bunlara ne yapıyorduk? Şunu yapıyorduk. Eğer bir cümle içine amacıyla sıkıştırabiliyorsak ve mantıklı oluyorsa bu bir amaç-sonuç cümlesiydi. Hemen bakalım. Önümde hiç olmadığı kadar bitkindi. Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu. Zaten sebep sonuç ve amaç sonucu karıştırmak için genelde sorarlar. Genelde bu cümlelerde ne bulunur? İçin. Burada bir tane var. Bakalım bunun yerine amacıyla koyduğumuzda cümle mantıklı oluyor mu? Attığı her adımda düşmemek amacıyla kendisini biraz daha zorluyordu. Oluyor mu? Tabii ki oluyor. Düşmemek amacıyla kendini zorluyormuş. Düşmemek için zorluyormuş kendini. Doğru. Hangi cümle bu? Üçüncü cümle. Yani Ceyhan. Evet gençler, sizler için cümlede anlamın son 4 yılının çıkmış sorularını beraber çözdük. Daha fazla soru çözümü tabii ki koyacağız. Yeni nesil kendi yazdığımız sorularla ve dışarıdaki kitaplar, piyasadaki kitaplardan örnek sorularla da karşınıza geleceğiz. Eğer ki çözmemizi istediğiniz, hocam şu kaynakta çok güzel sorular var, şu kaynaktaki bazı soruları anlamadım değiliniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onları topluca çözeceğimiz bir video yapabiliriz. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Kitap ismi verin, sayfa verin, soru numarası verin. Onları toplayıp topluca bir videoda çözebiliriz. Bugünlük şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz gençler.